iftara vereceğim. Menümü oluşturdum. Menümde mercimek çorbası vardı. Mercimek çorbası. Yani ses gelene kadar kaynamaya başladıktan sonra en kısık ayarı alıyorum. Yaklaşık 2-2,5 saat. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın 3. günü ve benim yaklaşık 15-16 kişilik bir iftarı vereceğim. Onun için yemek hazırlığına başlayacağım. Sizlere de kısa bir vlog çekmek istedim. Dilimin arkasında bir yara olduğu için biraz peltek konuşuyorum. Bunun için kusura bakmayın. Öncelikle güveç yaparak başlayacağız. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Size şuraya bırakayım. Toprak güveç yapacağız. Eşimle birlikte malzemelerimizi önceden hazırladık. Patateslerimizi, soğanımız burada suda bekliyor. Diğer malzemelerimiz o tarafta. Öncelikle şu tabana alarak başlamak istiyorum. Onu yıkadığım için ağzı ıslak, onu biraz ısıtmak istiyorum. Altına biberlerim, domateslerim burada. Etlerim de dolapta. Hazır. Güvecin ağzı büyük olduğu için güveç kapakları yeterli. Yani küçük geldiği için şöyle bir tava kapağım var. Onu koyuyorum. Siz isterseniz alüminyum folyo da üzerine şey yapabilirsiniz. Fırında da pişirilebilir ama ben ocakta pişirmeyi tercih ediyorum. Ocağımı şöyle arka gözüne alıyorum. Altını açıyorum. Öncelikle orta ateşte kaynayana kadar, yani ses gelene kadar kaynamaya başladıktan sonra en kısık ayarı alıyorum. Yaklaşık 2-2,5 saat. Güvecinizin içerisinde kullandığınız ete ateşinizin miktarına göre, zamanınıza göre 2-2,5 saati buluyor pişmesi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dün videomu tamamlayamadım. Misafirler var demiştim, videoya başlamıştım. Ama o kadar her şey birbirine girdi ki hani çok kalabalık, ekstra tekrar başka misafirler de eklendi. Sayı arttı. Biraz o yüzden panikledim. Hem de biraz kızım da huzursuzlandı. O yüzden diğer aşamaları çekemedim. Sadece güveci çektim.
Diğerlerinin yapım aşamasını çekemedim. Zaten videodan kısa bir kesit gösterdim. Görümcemle eltim yardıma geldi. Daha sonra diğer eltilerim geldi. Masanın hazırlanması falan derken oldukça hengameli bir hazırlık oldu. O yüzden diğer aşamaları çekemedim. Ancak size iftar öncesi hazırlamış olduğum menümden, ne gibi hazırlıklar yaptığımdan kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle sözü çar yazı kalır misali olduğu için şöyle bir defterim var. Bu defterimde en arka kısmında menümü oluşturdum. Menümde mercimek çorbası vardı. Mercimek çorbasının içerisine patates, havuç ve kabak da koyuyorum. Sarma vardı. Sarmayı bir gün önceden sardım. Bir gece önceden sardım. Dolapta beklettim. Ertesi günü iftar günü pişirdim. Börekleri ise yine aynı şekilde buzluk böreği şeklinde yaptım. Nohutlarımı sabah haşlamıştım. Pirinç pilav yaptım. İlk başta etli güveci yaptım. Daha en sonunda salata yapıldı. İçecek olarak da kompostu yapmıştım. Bir de şerbet vardı. Daha sonra çay için ise soğuk baklava vardı. Bu şekilde alınacaklar listesi ayarlamıştım. Aldıklarımın üzerine çizerek ilerledim ki karıştırmayayım. Daha sonra iftar gününe geldiğimizde ise bu şekilde yemeklerin pişme sırasına göre sıralandırdım. İlk başta güvecimi koydum. Koyacağım saati yazdım. Bu şekilde bir sıralama yaptık ve yardıma gelenlerin sayesinde çok güzel bir iftar geçirdik. Yaptığım aşamaları gösteremedim ama videonun sonuna kaç kişi olduğumuzu ekleyince neden bütün aşamaları çekemediğimi siz de güzel anlayacaksınız. O kadar yorucuydu ki mutfak çok sıcaktı, yemekler piştiği için. Cam açıldı, kapağı çıktı. Çift tarafta rüzgar cereyan yaptı. O yüzden biraz rahatsız oldum. Yani rahatsız oldum derken biraz rahatsızlandım. Çünkü terledim. İçeriye koştur mutfağa gel derken koşuşturma arasında terlemiştim. Biraz üşüttüm. Tabii biraz da yoruldum. Ama tatlı yorgunluklar bunlar. O yüzden hala dünün etkisindeyim, halsizliğindeyim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.